Çocukları namaza alıştırma konusunda dikkat etmediğimiz aslında çok önemli bir husus var. O da onların kendilerince kıldığı namaza saygı göstermemek. Şimdi çocukların bizlerin namazına saygı göstermesini istiyoruz ya, hani önümüzden geçmesinler, biz namaz kılarken bize dokunmasınlar isteriz mesela. Ya da biz namaz kılarken bize bir şey sormasınlar, bizimle konuşmaya çalışmasınlar isteriz. Ama biz bizden istenenleri aynı şekilde onlara göstermiyoruz. Tamam, bir çocuğa namaz farz değil, evet. Hatta tesettürlü şekilde bile kılmıyorlar. Daha çocuklar zaten. Bir alıştırma, bir sevme döneminde oluyorlar. En azından 10 yaş altı çocuklardan bahsediyorum. Ama onların kendilerince içlerinden gelen fıtratları gereği kıldıkları namazda onlara bir şey söylemememiz gerekiyor. Yani bir çocuk namaza durduğu zaman namaz kılıyormuşsun, tamam sonra konuşuruz deyip o odadan çıkmamız gerekiyor. Aynı şekilde çocukların secdeye gittiğindeki o duruş pozisyonunu sevip kendilerine dokunduğumuz zamanlarda olabiliyor mesela. Bunu da yapmamamız gerekiyor. Yani arkalarına dokunup onları sevmemeyi öğrenmemiz lazım aslında namaz kıldıkları zaman. Bizler onlara bu tutumu gösterdiğimizde onlar da bize aynı şekilde yaklaşacaklar. Yani biz aslında onlara bu şekilde namazda neler yapılır neler yapılmaz bunu öğretmiş oluyoruz. Açıkçası kızım da bu şekilde uygulamaya çalışıyorum. Tam bir şeyi söylemek için odaya girdiğimde bir bakıyorum ki namaz kılıyor şekilde buluyorum. Hiçbir şekilde müdahale etmeden özür dilerim namaz kılıyormuşsun deyip odadan çıkıyorum. Ve aynı şekilde asla temas halinde bulunmuyorum. Kendisine ben namaz kıldığım zaman da böyle yapmaması gerektiğini söylüyordum. Ama şimdi uygulamalı yaptığım için daha da tesirli oluyor Allah'ın izniyle. O yüzden bir çocuğa bir şeyi sevdirmek için önce uygulamak ve sonra da uygulatmak lazım. Sözle sadece tesir mümkün değil. Zaten 10 yaş altı çocuklara önce yaşayarak, göstererek sevdirmek lazım. Ondan sonra uygulama aşamasına geçilmesi gerekiyor. Yani uzun lafın kısası, çocukların yaptığı her şeye değer verelim, değer katalım. Biz onlara değer verdikçe onlar da yaptıkları şeyin ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar saygı duyulacak bir şey olduğunu anlayacaklar. Biz onların namazına değer verdiğimiz zaman, onlarla namazdayken konuşmadığımız zaman annem benim namazıma önem veriyor, demek ki namaz güzel bir şey diye düşünecekler. Şöyle bir tepki de alan çocuklar oluyor çünkü. Ay kalk kalk, sanki düzgün namaz kılıyor da bir de namazda bana cevap vermiyor. Kalk da şu oyuncaklarını topla gibi. Bu şekilde hani çocukları küçümsemeyelim, kıldıkları namazı küçümsemeyelim. Bugün küçümsediğimiz çocuklardan yarın büyüdüklerinde mükemmel bir namaz bekliyoruz. İşte o zaman da biz yanılıyoruz. O yüzden inşallah çok dikkat edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.